Dostlarım, AMD'nin en çok sevdiği şey kullanıcılarına daha sonra bedavadan FPS vermek. Bugün AMD işlemcilerin oyun performansını çok ciddi şekilde, ama bakın ciddi ciddi vura vura arttıran Turbo Mod özelliği, özellikle Gigabyte'ın X870E Aorus Pro Ice anakartıyla bugün inceleyeceğiz. Ve biliyorsunuz ki bu sızıntıyı ilk Gigabyte yapmıştı ve bugün yapmış olduğum testlerde de diğer markalarda bu durum nasıl değişir, nasıl olur şu an bunu bilmiyorum. Ama şu anki en iyi performansı alabildiğimiz serilerden biri de arkadaşlar Gigabyte'ın X870E chipsetli anakartları. Aynı özellik farklı markalarda var. Globalde farklı karşılaştırmalar var. Şu an Gigabyte Aorus bu Turbo Mod özelliğinde performans olarak bir tık daha iyisini verebiliyor. Ama tabii ki de gelecek BIOS güncellemeleriyle diğer markalarda bunu optimize edecektir. Peki bu Turbo Mod özelliği nedir? Aslında Gigabyte'ın BIOS'una girdiğimiz zaman şurada hemen sağ kısımda bir şey göreceksiniz. X3D Turbo Mod. Bu ne anlama geliyor? Aslında bu modun çıkmasının temelde bir sebebi bulunuyor arkadaşlar. X3D işlemcilerin oyun performansını arttırmak, ama zaten X3D işlemciler dünyanın en güçlü oyun işlemcileri değil mi? 78 çift 0, daha doğrusu 7800 X3D işlemci, 9800 X3D işlemci zaten dünyanın en güçlü oyun işlemcileri değil miydi? Buna ne gerek var? Biliyorsunuz daha önce konuştuk. 9800 X3D işlemci yokken dünyanın en güçlü oyun işlemcisi neydi? 7800 X3D işlemciydi. Ama o işlemcinin üzerinde 7900 X3D işlemci, 7950 X3D işlemci varken neden 7800 X3D işlemci dünyanın en güçlü oyun işlemcisiydi? Çünkü 7800 X3D işlemci tek zarlı ve o tek zarda 3D V-Cache ön bellekler bulunuyordu. 3D V-Cache ön bellekler neydi? Bugün oyun performansını uçuran devasa ön bellek özelliğine biz 3D V-Cache ön bellekler diyoruz. Ama 7950 X3D işlemci özellikle 16 çekirdekliydi ve 2 tane zardan oluşuyordu. AMD 7800 X3D kadar buna ön bellek, daha doğrusu 3D V-Cache bellek koymasına rağmen 7950 X3D işlemcinin oyun performansı bir tık da olsa 7800 X3D işlemciyi geçemiyordu. Çünkü 7950 X3D işlemci 2 zardan oluşuyordu ve AMD sadece 1 zara bu ön belleği, 3D V-Cache ön belleği koymuştu. Ve oyunlarda bunu algılayamıyordu. Hangi zarda vardı, hangi zarda yok, şu yok. Optimizasyonla alakalı bir problemdi. Ve burada akıllıca bir şey ortaya çıktı. Bu Turbo Mod özelliğiyle birlikte aslında Gigabyte ne yapıyor biliyor musun? 7950 X3D işlemcim var mı? Var. 3D V-Cache belleğin olduğu zar kısmını tutuyor, diğer zarı kapatıyor. Kapattığı zaman evet işlemci 16, 16, 32 threadlik bir işlemci ya, bu sefer 8 çekirdekli bir işlemci oluyor. Çünkü diğer zarı, 3D V-Cache belleğin olmadığı zarı kapattığı için bu mod oyundan artık tamamıyla 3D V-Cache'li zarı kullanmak zorunda kalıyor. Hatta 3D V-Cache'li zarlar frekans olarak biraz daha düşüktür. Oyunlarda frekansın biraz daha düştüğünü göreceksiniz. Zaten X3D işlemciler dünyanın en güçlü oyun işlemcileri iken bir de bu özellikle FPS'in artması mükemmel bir şey. Ama dezavantajı söyleyeyim. Çift zarlı işlemcilerde diğer zarı kapattığı için işlemciniz 8 çekirdekte oluyor ve aslında işlemcinizin render performansı kendi öz gücüne göre ölüyor. Yani burada mantık şu. Render yapacaksam X3D Turbo modu kapatıyorsun. Oyun oynayacaksan X3D Turbo modu açıyorsun. Özellikle Valorant'taki performans artışı, e-spor tarzı oyunlardaki performans artışı inanılmaz iyi. Ve bugünkü konuğum gerçekten de bu incelemede Gigabyte'ın bir anakartı olmasa gerçekten bir yerlerim şişerdi. Çünkü bu özelliği zamanında ilk sızdıran, hatta buraya bir yere tweetini koyacağım, Gigabyte'tı ve çok da güzel optimize etmişler. Sürekli de bu özellik üzerine optimizasyonlar geliyor. Diğer markalarda da gelecektir eminim ve bugün X870E Aorus Pro Ice anakartıyla bunu test edeceğiz. Anakarta baktığımız takdirde ise gerçekten de çok çılgın bir anakart. Hani beyaz bir anakart istiyorsanız şu an sektörde, piyasada ben bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir anakart daha önce görmedim. Şuraya bir yere reklam yazalım burada. Çünkü çok övdük. Şurada bir yerde reklam yazısı bulunsun. Bu arada bu test için bu ürünleri bize Gigabyte gönderdi. Eyvallah kanka. Hadi gelin Gigabyte'ın X870E Aorus Pro Ice anakartındaki X3D Turbo modunu açalım ve şu özelliğin keyfine bakalım. BIOS'a giriyoruz. Orada X3D Turbo modunu görüyoruz ve onu enable yapıyoruz. BIOS'tan F10'a tıklıyoruz. OK diyoruz ve çıkıyoruz. Bunu yaptığımız anda anakartımızın üzerinde X3D Turbo modu aktif oluyor. Ve aktif olduğu anda ise performans farkları şu şekilde arkadaşlar. Mesela bakın Wukong'ta, tamam mı? Özellikle çift zarlı 7950 X3D işlemci 258 FPS'ten 269 FPS'e çıkıyor. Baktığımız takdirde aman aman korkunç bir performans farkı yok. Bekle, bekle. 9800 X3D'ye geldiğimiz zamansa 93 FPS'ten 299 FPS'e, 9950 X'e geldiğimiz zamansa 280 FPS'ten 286 FPS'e çıktığını görebiliyorsunuz. Burada özellikle Wukong'ta 7950 X3D'nin daha yüksek bir performans farkı oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu
Olay gerçekten de çift zarlı X3D işlemcilerde bariz bir şekilde daha etkili. Zaten bunun fiziksel olarak da bir nedeni bulunuyor. Bunları konuştuk. Diğer öne geldiğimiz zaman Bannerlord. Bak Bannerlord ise 389 FPS'den 431 FPS'e çıkıyor. Çok iyi bir performans artışı. 9800 3D işlemci 431 FPS'den 450 FPS'e ve 9950X işlemci 337 FPS'den 350 FPS'e çıkıyor. Yine burada performans farkı olarak 7950X biraz daha önde gidiyor. Ama tabii ki de burada liderliği 9800 3D işlemci tamamıyla götürüyor. Tomb Raider'a geldiğimiz zaman ise yine bariz bir şekilde turbo modda performans farkları çok net bir şekilde gözüküyor. Özellikle Far Cry 6 testini bilerek koydum arkadaşlar. Çünkü Far Cry 6'yı koyduğumuz anda şu ortaya çıkıyor. Performans artışı çok ciddi şekilde gözlemleniyor. Mesela burada 7950X 3D işlemci 211 FPS'ten 248 FPS'e çıkmış, muazzam bir artış. Ama negatif durumu söyleyelim. Bak burada Avatar oyununu bilerek koydum arkadaşlar. Çünkü Avatar oyununda turbo modu açtığımız zaman FPS 1 FPS düşmüş. Bırakın artmayı. Bakın bazı oyunlarda düştüğünü de gözlemleyebiliyoruz. Ama aksine 9800 3D işlemci Avatar'da 240 FPS'ten 249 FPS'e çıkmış. Yine aynı şekilde 9950X işlemci de 224 FPS'ten 219 FPS'e düşmüş. Yani burada şunu söyleyebiliriz. X3D Turbo Mod aslında AMD'nin bu yeni turbo modu mutlak suretle FPS'i arttıracak diye bir durum yok. Bazı oyunlarda düşürdüğünü de görebiliyoruz. Ama eminim ki gelecek optimizasyonlarla, gelecek BIOS güncellemeleriyle bu durum düzeltilebilir. Ama avantajı dezavantajından çok çok daha fazla olduğu için bugün turbo mod kesinlikle kullanılması gereken bir mod. Dönüyoruz Valorant'a geliyoruz. Özellikle Valorant'ta artış inanılmaz. Bakın artışları görüyorsunuz. Valorant gibi özellikle 3D ön bellekle beslenen oyunlarda, bu tarz yeni teknolojileri seven oyunlarda FPS'in çıldırdığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Her işlemcide FPS artışı muazzamdı. Gerçekten muazzamdı. Özellikle Valorant gibi bir oyunu oynuyorsanız bu özelliği kullanmak zorundasınız bence. RDR2'ye geldiğimiz zaman da performans artışları özellikle 7950 3D'de epey bir gözlemlenebiliyordu. 9800 3D işlemcide neredeyse performans artışı olmadı. 9950 işlemcide performans artışını gözlemleyebildik. Sonuca geldiğimiz zaman Avatar örneğini de ekledim burada. Düşen FPS ile artan FPS'i gözlemlediğimiz oyunları da hepsini arkadaşlar koymaya çalıştım. Ve burada 7 tane oyunla test yaptığım takdirde şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle çift zarlı ve 3D V-Cache bellekli bir 7950X 3D işlemci kullanıyorsanız şu anda gördüğünüz gibi X3D Turbo Mod bariz bir şekilde bu işlemcinin performansını arttırıyor. Burada 9800X 3D işlemci zaten dünyanın en güçlü oyun işlemcisi ve bu Turbo Mod'u açtığımız takdirde ortalamada %4 civarında bir performans artışı ortaya çıkıyor. Zaten dünyanın en güçlü oyun işlemcisinin performansı %4 daha arttı mı? Bakın çok acayip bir noktaya gelmiş oluyor. Yine 9950X'te de performans artışı gözlemleyebildik. Ama burada özellikle çift zarlı ve bir zarda 3D V-Cache ön belleğin bulunduğu işlemcilerde bu özellik diğer zarı kapatıyor ve sistem sadece o 3D V-Cache zarı kullanmaya çalıştığı için performans artışını çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Özellikle burada özellikle demek biraz garip olabilir ama zaten işlemciniz ne olursa olsun bu özelliği kullanmaya çalışın. Tabii işlemciniz bunu destekliyorsa, ama özellikle burada 7950X gibi çift zarlı bir işlemciye sahipseniz bu özelliği açtığınız anda işlemcinizin oyun performansı çok ciddi şekilde yukarıya çıkıyor. Bu tarz testler, güncel durumlar bence çok önemli. Bu tarz içerikleri kaçırmamak adına arkadaşlar videoyu beğenmeyi, mutlaka yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz önemli içeriklerin ön plana çıkması gerekiyor. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Destekleriniz önemli. Yorumlarda bu durum hakkında konuşalım. Ama bence AMD'nin bu turbo moduna bir güncelleme daha gerekiyor arkadaşlar. Mesela Avatar'da niye FPS düşsün? Bunlar birazcık daha ayarlandığı takdirde bu özellik çok çok daha avantajlı olabilir. Konuşalım.